Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en mühim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınamsızlı qıtınlar ekranımızda olsun. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Xitayni ilham toxtını koyup berişke çakırdı. Amerika Taşkı İşler Ministerliği Xitay rejimini 10 yıldan beri türmede tutup durulvatkan ilham toxtını derhal şartsız koyup berişke çakırdı. Xitay Milletler Üniversitesi'nin sabık profesörü Uyghur Ziyali İlham Tohti 10 yıl ilgiri 15 yanvar Xitay tarafından kolga elinip, kiyin müddetsiz kamak cezasına hüküm kılıngan idi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği onun tutkun kılınganlıqının 10 yıllıkı münasibeti bilen bayanat ilan kılıp, Xitay rejimini İlham Tohti'ni derhal ve şartsız koyup berişke çakırdı. Bayanatta İlham Tohti'nin Uyghur Qatarlıq milletlerinin hak hukuklarını qoğdaş üçün küreş kılganlıqı, Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqını öz içige alğan türlük cinayetlerge karşılık bildirgenlerini cezalap kelgenliki, Amerika hükümetinin Xitay'ni İlham Tohti'ni öz içige alğan barlıq tutkullarını kuyu etişke, derhal ve şartsız kuyu etişke çakırdıqanlıqı kayıt kılındı. Atalmış devletini parçalaş ve kudrat kolu kılıç degen tökmet bilen müddetsiz kamak cezasına hüküm kılınan Profesör İlham Tohti'nin meselesi baştan ahır halkara cemiyetinin dikkatini kozgap kilovatkan bulup, bu sebeplik Xitay halkara cemiyetinin kan kölemde ayıplışıge duş gelmekte. Avrupa İttifaqı Amerika hükümeti Xalqaralıq İnsan Haqları Təşkilatları Xitayni köp qetim ayıbladı. 2021 yılı Avrupa İttifaqı vəkilleri türmege berib İlham Tohti'ni ziyaret qilish talepini oturğa qoygan. İlham Tohti 2014 yılı Martin Analiz Kişilik Hukuk Mükafatı, 2019 yılı Sakharov Mükafatı, Weimar Erkinlik Mükafatı ve Türkiye'den İsmail Gasparali Mükafatı kadarlık 10'dan artık halkaralık mükafatlarına erişken. Bunlardan sırt uyana Uda Tötkidim Nobel Tenişlik Mükafatı'nın namzatlıkı körüstülgen idi. Növette İnsan Hakları Teşkilatları ve Paaliyetçiler şundaklı Türkiye'deki profesörler İlham Tohti'ni 2024 yıllık Nobel Tenişlik Mükafatı'nın namzatlıkı körüstüşke çakırışmaqta. Japonya Tayvan'ın yeni prezidentini tebrikledi. Xitay narazılık bildirdi. Japonya hükümetinin Lai Chingdo'nun Tayvan'daki prezidentlik saylamada utup çıkanlığını tebrikleşi Xitay'ını bir aram kıldı. 13 yanvar Tayvan'da ötküzülgen prezidentlik saylamada Demokratik İlgirleş Partisi'nin namzati Lai Chingdo utup çıkan deyinkin, Japonya Taşkı İşler Vaziri Yoko Kamikawa onu alahide tebrikleyen. Ve Tayvan bilen Japonya'nın hemkarlık münasibetinin muhimliğini ta'kidlegan. Beijing gazetesinin 14 yanvar haber kılışça Japonya'da duruşluk Xitay baş elçixanasının bayanatçısı Ündidar hesabı arqalıq Japonya tarafının Tayvan'da ötküzülgen prezident saylımını tebrikleganligiga narazılık bildirgen. Xitay elçixanası bayanatıda Tayvan'daki saylamının Xitay'nın içki işi ikkenligi Japonya tarafını Tayvan'ga tajavuz kılış tarihi üstüde oylanışkı çakırdıqanlıqı haqqıda jar salgan. Xitay elçixana bayanatçısı Tayvan prezidentlik saylamının neticesi elan kılınğandan keyin Japonya Taşkı İşler Vaziri aşkarı tebrikledi. Bu hareketler Xitay'nın içki işlerine arlaşkanlık. Xitay taraf Japonya'ya narazılık bildirdi degen. Bayanatçı Japonya tarafını Tayvan meselesi de bergen vadesige emel kılıp, Tayvan müstakilci güçlerine hata signal vermeslikke, Tayvan boğazının tinişliği, mukumluğu ve Xitay-Japonya münasibetige kaşılı peyda kılmaslıkı çakırdıqanlıqını dava kılgan. Xitay Amerika'nın çekilmesige karmay Nvidia'dan ilgar özeklerge erişken. Reuters agentliği Amerika'nın Xitay'a koyan eksport çeklemesine karmay, Xitay'nın harbi organları ve devlet ilgilikideki organlarının yanıla Nvidia'nın ilgar özelliklerine erişkenlikini aşkarıldı. Amerika Vazı'nın bugünkü haberde bildirilişçe, Amerika hükümeti ilgar yerim ötküzgüç teknikisi ve özelliklerinin Xitay'a eksport kılınışını katı kontrol kılgan bolsumu, ama Reuters agentliği xeridar çakırış hücceti ve başka hüccetlerini tekşürüş arqalıq, Xitay'nın harbi organları, devlet ilgilikideki süni idrak tetkikat oruları ve üniversitelerinin ötken bir yılda yanılı Amerika'nın Xitay'a eksport kılışını çekilgen Nvidia'nın ilgar yerim ötküzgüç özelliklerini məlum miktarda seti alğanlıqını bayqıgan.
Reuters agentligi 15 yanvar e'lon qilgan maxsus xabarda ko'rsatilishicha, Xitoy bu ilg'or o'zaklarga anch tunishliq bo'lmagan ta'minlovchilar orqali erishgan bo'lib, Xitoyning harbiy organlari va davlat egaligidagi tadqiqot apparatlari mazkur ilg'or o'zaklar orqali sun'iy idrok tadqiqotida bo'sh hosili qilishi yoki bularni Xitoy armiyasining alohida murakkab kompyuterlarda ishlatishi mumkin ekan. Xitoy erishgan bu ilg'or o'zaklar A100 va texmo ilg'or H100 o'zikini o'z ichiga oldigan bo'lib, Amerika hukumatı 2022 yili 9 oydan boshlab bu ikki xil o'zakning Xitoyga eksport qilinishini cheklagan. Xitoy sotib olgan o'zaklar yana Nvidia shirkati maxsus Xitoy bozori uchun texnikalik o'lchamini to'g'rilatib yasagan A800 va H800 dan iborat ikki o'zakni o'z ichiga oladigan bo'lib, Amerika hukumatı bu ikki o'zakning Xitoyga eksport qilinishini bultur oktyabrda cheklashga boshlagan. Reuters agentligining bildirishicha, bu qitimliq bayqash Amerikaning ilg'or yerim o'tkazgich texnikasi va o'zak bilan ta'minlash zanjirini uzil-kesil kontrol qilishining qanchalik qiyinligini ko'rsatib beradi ekan. Xitoy Davos yig'inidan burunqi davlat bexatarlik maslahatchilari yig'iniga qatnashmadi. 54-cü növətlik Dünya İqtisad Münbiri Davos yıllıq yığını 15 yanvar başlanğan bolub, 19 yanvar axırlaşıdıkən. Xitay Davos yığınığa baş ministeri Li Chang qatarlıq köpligən əməldarlarını, tədqiqatçılarını, sodigarlarını əvətkən bolsumu, Davos yığınıdın burun ötküzülgən Rusiya-Ukrayna uruşini həl qılış məsələsigə mərkəzləşkən dövlət bixatırlıq məsləhətçiləri yığınığa vəkil əvətməgən. Fransiya Xalqara Radiosinin 14 yanvar xəbər qilishicha, dövlət bexatirlik məsləhətçiləri yığınını Ukrayna təşkilləgən bolub, Asiya qıtəsidən 18 dövlət, Afrika qıtəsidən 12 dövlət və Cənubi Amerikadan 6 dövlət qatnaşqan. Tinichlik planiga asos soladigan mazkur yuqori darajalik bexatirlik yig'inida Shvetsariya Federativ Komiteti a'zosi Ignazio Kassis Ukraina bilan Rossiya o'rtasidagi urushni oxirlashtirish uchun Xitoyning kuch chiqarishi kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Yig'inda tinichlikni qo'lga keltirish tirishchanliklariga Xitoyning qatnashchining mushimligi o'tirg'i qo'yilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Rossiyani qo'llashdan voz kechishi kerakligi aniq o'tirg'i qo'yilmagan. Xabarda qayd qilinishicha 80 dan ortiq amaldorning uchrashishi bilan o'tkazilgan mazkur yig'in Ukraina tomonidan uyushtirilgan 4-chi qatimliq yig'in ekan. Xitoy bilan Pokistonning kurashchi aeroplan savdosi diqqat qo'zg'adi. Xitoy bilan Pokistonning ko'rinmas kurashchi aeroplan savdosi Hindiston hukumatining diqqatini qo'zg'adi. Amerika vazirining bugungi xabarida bildirilishicha, Hindiston davlat mudofaa analizchilari Pokistonning Xitoyda yasalgan ko'rinmas kurashchi aeroplanni sotib olish qarorining rayondagi havo armiya kuch tengqonligini o'zgartirib, Hindistonning havo armiyasini zamonaviylashtirishga besim qiladiganligidan ogohlantirgan. Pokiston havo armiyasining shtab boshlig'i Zahir Sedho Xitoyning kurashchi aeroplanlarini sotib olishga tayyorlik qilayotganligini, sotib olish tamomlangandan keyin bu yangi kurashchi aeroplanlar Pokiston armiyasida ishlatilayotgan Amerika ishlab chiqargan F-16 kurashchi aeroplanining ilgirki nusxalarining o'rnini ala olaydiganligini bildirgan. Bildirilishicha, Xitoy bilan Pokistonning qurol-yarog savdo munosabatining tarixi necha 10 yilga cho'zilgan bo'lib, Pokiston Amerika bilan bo'lgan munosabatidagi aniqsizlikni ko'zda tutib, Pokiston havo urush ehtiyojini qondirish uchun ehtiyojlik bo'lgan paytlarda Xitoydan qurol-yarog sotib olgan. Kuzatuvchilarning aytishicha, Pokistonning J-31 FC-31 nomli kurashchi aeroplanni sotib olish plani Xitoy bilan Pokistonning kunsiri kuchayotgan harbiy va mudofaa hamkorligini ko'rsatadigan bo'lib, Xitoy bilan Pokistonning Janubiy Osiyodagi o'rtaq raqibi Hindistonga taqabbul turishni planlaganligini bildirdi ekan. Pokistonning bu plani Hindistonga besim qilib, Hindistonni Amerika ishlab chiqargan F-35 aeroplanini sotib olish orqali chegara rayonlaridagi havo armiyasi kuchining afzalligini saqlashga majburlashi mumkin ekan. Yaponiya bilan Avstraliya hamkorlikni kuchaytirishni qaror qildi. Yaponiya bilan Avstraliya rayonda bir vaqtda yuz bergusi tasodifiy voqealarga qarshi harbiy hamkorlikni kuchaytirishni qaror qildi. Yaponiya rasmiy xabar agentligi Kyodoning xabariga qaraganda Tokyo va Kanberra hukumatlari Sharqi va Janubiy dengizdagi harbiy tahdidlarga qarshi mudofaa hamkorligini kuchaytirish masalasini muzokara qilgan.
Söhbet jarayanında Japonya özünü koğdaş armiyesi bilen Avustralya armiyesinin birleşme manevirlerinin sanını köpeytip, dairesini kengaytişi meselelerimi müzakere kılıngan. Birdeklik hasıl kılıngan kararının ruhiga asasen, Tinich Okean boyudaki iki koşun devlet, Xitayning ığvagarcilik hareketlerini öz içige algan, yakın rayonlardaki kütülmegen ahvallarga karşı duruş iktidarını küçeytidiken. Trump prezidentlik tahtiga qaytib kelamdi. Amerikada 5-noyabr o'tkazilgan prezidentlik saylovining raqobatlari boshlangan bo'lib, Iowa shtatida jumhuriyatchilarning nomzod saylovida sobiq prezident Donald Trump g'alaba qilgan. Amerikada prezidentlik saylovi uchun an'anaviy raqobatlar boshlangan Iowa shtatida jumhuriyatchilarning nomzod kandidatlarini o'zaro uchrashtirgan saylov oxirlashgan bo'lib, sobiq prezident Donald Trump 51% ovozga erishib, raqiblarini orqada qoldirib birinchi bo'lgan. Prezidentlik nomzodlarini belgilash saylovlari 8-iyungacha davomlashadigan bo'lib, keyingi qatimligi 23 yanvar New Hampshire shtatida o'tkazildi ekan. İyun ve Ağust aylarındaki partiya kurultaylarında hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler resmi prezident namzatını bekitidigan bolup, 5. noyabr başlandıgan prezidentlik saylamada galibi kılgan namzat 2025 yılı 20. yanvar devlet prezidenti bolup diken. Hürmetli körmeler, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşkice aman bolgaysalar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.